Evet. Eyvallah abi, sağ olasın. Kefale geldimdi sözde de çok rüzgar olduğu için buraya ineyim dedim bari. Yeni bir Helal Balıkta kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Tatlı su avlanı gerçekten çok seviyorsunuz ama bugün farklı bir av yapacaktık. Nasip olmadı. Görüyorsunuz ki hava gayet rüzgarlı. Ben de şeker yakalamaya geldim. Şeker ne diyeceksiniz arkadaşlar? Tatlı su sardalyası. Gerçekten çok lezzetli bir balık olduğu için bir şeker diyoruz. Kimi yerde bunlara kaptırga da diyorlar ama kaptırga ile alakası yok arkadaşlar, aslında normalde. Kaptırga bayağı bir büyür. Yani yassı bir balıktır. Yani sazan gibi büyür yani arkadaşlar. Bu beyaz, bildiğiniz tatlı su sardalyası. Aynı deniz sardalyasına benzer. Pulludur da ama gerçekten lezzetli bir balıktır. Tabii bulunduğum yeri kısaca tanıtayım arkadaşlar. İllaki bilenler vardır. Burası Sarısu Deresi. Denize dökülen bir yer. Aslında bugün size kefal videosu çekecektim. Deniz kefali videosu çekecektim ama hava çok rüzgarlı olduğu için olta atamadım. Ve zaten çok zor avı, gerçekten zor. Kefal diyerekten kesinlikle ya ne alakası var çocuk oyuncağı demeyin. Yani bu derede kefal yakalamak zor. Daha önceki videolarımdan da görebilirsiniz. Bir kez paylaşımını yaptım, avını yaptım. Vallahi arkadaşlar gölde popülasyon fazla. Çeşit olarak kaç çeşit balık var? İsrail sazanı banko var arkadaşlar. Salmışlar. Daha demin bir tane yakaladım. Tatlı su sardalyası var. Kaptırga da nadir var yani. Kaptırga dediğim yani normal orijinal bir kaptırga, o da var. Sarı suya özgü sarı su sarı kefal var arkadaşlar. Bildiğiniz sapsarı bir balık yani. Kefal demişim, sazan. Normal pullu sazan da var, aynalı sazan da var burada. Burası gerçekten çok büyük bir mera. Kandıra'dan, Namazgat'tan ağrı geliyor arkadaşlar. Bilen varsa illaki. Namazgat'tan geliyor. Burada Karadeniz'e dökülüyor arkadaşlar. 1 kilometre ötemizde şu ağaçlık bölgenin arkası hemen arkadaşlar kumsal, sarısı kumsalı. Oraya dökülüyor. Aslında tam bir levrek merası olacak bir yer ama ancak kış aylarında bir levrek, deniz levreği yakalayabiliyoruz. Vallahi bilmiyorum, bakalım oltaları attık. Bir tane dip oltası attım, daha demin bir çangırdadı ama ne tuttuğumuzu söylemek de istemiyorum aslında. Allah'tan kurtardık, tospik tuttuk arkadaşlar. Onu kayda almadım. Vallahi çok zor oldu ama bayağı bir uğraştım. Zaten çekimde yapmıyordum, atan atmaz nereden geldiyse vurdu. Yeni geldim. Tatlı su sardalyası tutuyorum. Akşam kızartmalık balık. Rüzgarın sebebiyle kefal yakalayamadık. Ama gene nasibimizde varsa güzel balıklar yakalarız. Yem olarak mısır kullanıyorum. Her zamanki gibi tatlı suda. Neyse, ava geçelim. Ava geçmeden önce videoya like atarsan beni çok mutlu etmiş olursun. Attın mı? Attın. Biliyorum. Hadi şimdi iyi seyirler arkadaşlar. Gel bakalım şeker. Ufak mısın? Evet arkadaşlar, işte şeker bu. Benim dediğim şeker. Tatlı su sardalyası. Fazla büyümez. Normal bir boylarda. Hatta en fazla diyeyim arkadaşlar şu boylara falan gelebiliyor. Ama gerçekten bak, ince pullu görüyorsunuz arkadaşlar. Hem makazanıyor. Çok lezzetli bir balık. Eğer ki buralara yolun düşerse arkadaşlar, tavuk ciğerine kesinlikle vuruyor. Mısıra da vuruyor. Ekmek takarsanız ona da vurur ama kesinlikle solucana vurmuyor, bakın. Söyleyeyim, solucana hiçbir şekilde vurmuyor. Hiç olmadı mısır takarsanız daha güzel, verimli olur, hem temiz iş olur. Evlerinize kirlenmek zorunda kalmaz. Hiç olmadı sazan tutma şansınız da var tabi mısır atarak. Kancağı, ufak bir kancı kullanıyorum. Fudo'nun 9 numarası. 1001 modeli tabii ki de. Bu şekilde mısır takıyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra direkt atıyoruz. Hemen balık vuruyor aslında ama ufaklar da var. Tabii bizim tercihimiz biraz daha büyükler. Hemen şöyle bir bak, aldı gidiyor. Yok, bıraktı. Bazen atar atmaz suyun üstünde kapıyor arkadaşlar yemi. Enteresan yani.
Ama mantara gücü batırmaya yetmiyor fazla. Genelde gezdiriyor. Veyahut da tasma atarsanız daha kolay yakalarsınız. Çekiyor çünkü mantarı. Yani şunu da belirteyim. Burası normalde 2,5-3 metre derinlikte. Derin bir yer. Ama dibe atmanıza kesinlikle gerek yok. 1 metre derinlik verdiğinizde bu balığı rahatlıkla yakalayabilirsiniz. Fazla bir derinliği dibe atmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Ve gerçekten de çok lezzetli bir balık. Şöyle mısır unundan güzel böyle bir unladıktan sonra bol yağın içine attığınızda gerçekten lezzetli oluyor. Tabi tatlı su balığı, deniz balığı gibi değil, illaki kılçığı var. Bildiğiniz gibi bu da sardalya dememizin amacı arkadaşlar. Deniz sardalyası nasıl kılçıklıysa bu da kılçıklı yani. Ama incecik kılçıklar var öyle, batmadiksi fake yok yani. Vallahi bilmiyorum. Umut ediyorum belki normal sazan tutabiliriz. Dip olta sattım bir tane. Bir tane mantarlı takım şurada var hemen. O da dipte. Öncelikle normal sazanla yana buranın özgü sarı sazanını tutmak istiyorum. Yani fazla büyük olmuyor. Tuttum mu derseniz hiç tutmadım. Hiç de denemedim tutmaya. Ama tutanları biliyorum. Buraya pek ağ atılmıyor. Onu da belirtmek isterim. Ağ atanını görmedim fazla yani. Hiç yani ağda denk gelmedi açıkçası. Atmıyorlar. En iyisini yapıyorlar. İyi ki de atmazlar. Balığın kuracağını sanmıyorum. Çünkü burada çok büyük sazanlar olduğunu biliyorum. Gördüm. Gözümle de gördüm. Tutanı da biliyorum. Ama oltaya çok nadir geliyor arkadaşlar. Nedense balık bir şekilde yemleniyor buralarda. Oltaya pek geldiği yok. Ama gelirse de mısıra tabii ki illaki geliyor. Sazan tuttum mu derseniz burada evet sazan tuttum. 1,5 balık bir sazan tutmuşluğum var. Ama kumsalda tuttum. Nasıl olduysa akşam saatlerinde mısıra vurdu arkadaşlar. Kumsalda öyle dip olta satmıştım. Öyle denk geldi. Ufaklar yok duruyor. 1 metre derinliğim var. Aha, mantarımı söyledim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ben her türlü av yapıyorum. Kesinlikle bir ava bağlı kalmıyorum. Tuzlu su olsun, tatlı su olsun sürekli av yapıyorum. Bunların hepsinin kaydını size yansıtmaya çalışıyorum. Bildiklerimi de kendimce sizlere aktarmaya çalışıyorum. Videoları beğeniyorsanız veyahut da beğenmiyorsanız, beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike'ı mutlaka atın ki ben de kendimi hatalarımı göreyim arkadaşlar. Daha profesyonel videolar çekmeye çalışabileyim. Ama daha profesyonel videolar çekmem için tabii ki daha fazla maliyetli kameralara, ekipmanlarına ihtiyaçlarım var. Yani bunlar da maddiyat isteyen bir durumlar. Şimdilik elimde olanlarla size hizmet vermekteyim. Umarım sevenler de vardır ve evet şu anda bir şeker daha aldık. Görüyorsunuz arkadaşlar gezdiriyordu. Hemen bir tasma attık, aldık şekerimizi. Bunun boyu gayet güzelmiş. Şunu fark ettim. Bundan önce tuttuğum birkaç balıkta da denk geldim. Arkadaşlar balıklarda mantar gördüm. Yani böyle yaralar var. Onların hepsini azat ediyorum. Özellikle temizlerini almaya çalışıyorum. Mantar vallahi bilmiyorum. Eskiden böyle bir şey yoktu. Neden oldu? İlk defa gördüm ben de. Muhtemelen bir sıkıntı vardır. Ya da yaz aylarından kaynaklıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tatlı su sardalyamız. Hava götürüyor. Bak. Hadi şekerim. Ağzı açık hele. Atacağım tasmayı. Hadi şekerim. Ama uzatman lazım. Öyle olduğu yerde zıplatma. Batıramıyorsun zaten. Gücün yetmiyor işte. Bak. Çekiyor bak. Hop. Aldım şekeri.
Hay maşallah. Bunun da boyu güzelmiş. Yürüyünüz arkadaşlar. Yutmuş bu. Şekere bak. Şeker maşallah. Hemen bunu da poşetimize atalım. Bir davalık tutsak bize yeter akşam yemelik. Gördüğünüz gibi gerçekten avı çok bir basit ve zevkli. Hadi şöyle he. Büyük takayım mısırı da büyükler gelsin ya, küçükler gelmesin. Hemen şuraya gene berrak yere. Burayı da bayağı yemledim ha. Bayağı mısır attım. O yüzden toplanıyorlar. Ne yaptık bakalım. Evet. Şeker vuruyor. Şeker, canım seni çeker. Gel babana. Rüzgar etkiliyor ya. Evet, vuruyor şeker. Batırdı, çıkardı. Şu anda gezdiriyor. Gezdirme, gezdirme. Batır ağacı. Biraz dibe attım arkadaşlar. Derinliği yükselttim. Kızı kanatlara geçiyordu. Sırf onlar için attım ama bilmiyorum ne olacak. Mantarı gezdiriyor ileri doğru ama. Aha aldım. Ay seni ya. Yok ya, bunlar benim başıma bela bela. Vallahi bela ya. Bela bunlar bana bela. Hah, yine İsa sazanını bulduk. Neyse. Zaten salmayacağız seni. Poşete atacağım. Kaynananın kedisine verir seni. Gördüğünüz gibi İsa sazanı. Sazan gelmez ki bize. Bir İsrail'den başka hiçbir şey gelmez bize ya. Gelmez ya. Ben diyorum, boşuna demiyorum arkadaşlar. Gelmez. Bana İsrail'den başka sazan gelmez. Çünkü bir şeye niyet ettiğinizde kolayına o balı tutamazsınız yani. Bazen şans olur. Başka balı atarsınız. Hık istemediğiniz başka bir büyük balık gelir. Bazen de istediğiniz, özellikle tutmak istediğiniz balığı atarsınız. Ama o balık illaki gelmez yani. Şanssızlık olur, bir şey olur. Gelmez. Çünkü çok istediğiniz için istenilen bir şey kolayına olmuyor. Çok heves ediyoruz o yüzden. Aslen ben öyleyim. Bir şeye böyle taktım mı çok ısrarcı olurum onu yakalamak için ama sonuç olarak da kolayını yakalayamam. İstemediğim zaman da direkt gelir. Dur bakayım, dur, dur, dur. Dur bakalım. Kastasın zaten. Canın yanmasın hepten. Arkadaşlar bakın. Şurada bir mantar var. Ah, gözünde kanadı ya. Neyse. Yapacakmış. Şurada bir mantar var. Altta da var. Anüsünün orada. Bir yüzgeçin orada da var. O yüzden bunları almayı düşünmüyorum. Ana, tospa varmış orada bak.
ve balığın peşine verdi ağa. Ne olur ne olmaz, bu tür balıkları siz de genelde yememi tercih edin. Hadi al artık. Aldım. Kızı kanat mı? Aa, o da gitti. Vallahi kızı kanat vurmaya başladı ya. Şeker vursun diyoruz ama kızı kanat vuruyor. Bunu şöyle alsak. Saplasak. Böyle otursak. Bunu böyle koysak güzel oldu. Kızı kanat orada gidiyor. Ufak sese seni salalım diyeceğim de şu balığı almam lazım önce, dur. Alamadık. Atalım. Hadi seni salam. Ufak. Ufak bir kızı kanat. Haydi bakalım. Ya derinlik de o kadar fazla değil ama nedense kızı kanat vurmaya başladı. Biz şeker vursun istiyoruz ama bir zaman vurmuyor. Nedense bayağıdır bir kesti ya. Şey lokana ya ama ben de bayağı dipte. Büyük balık olsa zaten gömer. Yine bulur beni istihayı sazanları, sıkıntı yok. Yine bulur. İstihayı gibi vuruyor zaten. Bak, aha. Hadi. Aldım ama ne aldım? Ne bu? Ya. Ya yine beni bulur dedim mi? Bulur mu dedim mi? Bulur ya. Bulur ya. Bulur bulur. Değişen bir şey yok. Yine bulur dedim mi? Bulur abi. Yine buldu beni İsa Sazan'ı ya. Bulur abi. Beni bulur. Her zaman buluyor beni. Ne bak. Yine İsa Sazan'ı. At poşete. Kedi besleyeceğiz. İsrail temizliği başladı. Evet arkadaşlar, avı sonlandırıyorum. Bugünlük de bu kadardı. Kısa koşu her zaman iyidir arkadaşlar. Tekrar yeni bir avda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.